Merhaba değerli hanımefendiler, ben İsmail Akyüz. Bugün 22 Ekim 2022. Görmüş olduğunuz bu maskeyi ilk tanıttığımızda sürekli daha iyisini yapmak için. Şimdi kovan olsun, hangi üretim olursa olsun. Yani kovanlardan niye bahsettim? Şimdi bakın, kovanlarda plastik taban, havalandırmalı tabanlar, polen tuzaklı. Yani hangi sektör olursa olsun, üretimde o sektöre gönül vermiş ise sürekli daha iyisini yapmak için üretici çaba içindedir. Eğer o işi seviyor ise. Daha iyisini üretince tüketiciler için daha avantajlı bir durum oluşuyor. Bugün bu tarih itibariyle neden tarihi söyledim? Aralık'ta çalışırken daha önce ben biliyordum. Sürekli Mehmet ustamızla istişare halindeydik. Daha iyisi nasıl yapılır şeklinde sürekli kullanırken sahadan edindiğin tecrübeleri, kendisinden aldığın fikirleri birleştirerek yeni bir model çıkardık. Bu model 2023 modeli. Neden 2023? Şimdi araç üretir gibi olacak ama her sene icabında, gelecek sene daha iyisi olur. İcabında bununla devam ederiz. Biz aldığımız yorumları toplayarak, kaydederek, oturup toplantı halinde sentezleyerek mantıklı bir şekilde, hani yorum vardır, bir de yorum vardır, hani uygulanabilecek yorum vardır, yeni bir model aracı maskesi ürettik. Bu yeni modelde gerçekten daha önce hani isteyen çok oldu, olmaz, nasıl olacak şeklinde bayağı düşündük. Tabii ki biz bu maskeyi üretirken malzeme bulma sıkıntısı da oldu. İstediğimiz malzemenin hani kıvamda olması gereken bir malzeme kıvamda olmuyor bazen. Mesela görüş mesafesi şimdi her tül değildir. Bakarsınız sağlamdır ama güneş yanına vurduğu zaman sıkıntı yaratır. Maskeyi giyerken maske tamamen, özellikle bunun özelliği kafaya değmemiş olması lazım. Çünkü bu amaçla yola çıktık. Öyle bir ihtiyaç vardı. Ben de sosyal medyada olsun, diğer aracı arkadaşlarla olsun, sürekli diyalog halinde olduğum için sizce nasıl olur şeklinde, daha iyisi nasıl olur şeklinde bu amaçla sürekli araştırmalar ve çalışmalar yaptık. Velhasıl gelmiş olduğunuz maskeye eklenen özellikleri size tanıtacağım. Ustamız yaptığı yenilikleri bahsedince gerçekten çok sevindim. Çünkü iyisini kullanıyoruz. Daha iyisi nasıl olur? İşte başkası sordu, olur mu olmaz mı şeklinde özellikler ekledik. Şimdi yazın bizim en fazla kullandığımız zaman ilkbahar, yaz ve sonbaharlara doğru daha az, daha yavaş, daha az kullanılıyor. En fazla, en yoğun kullandığımız zamanlar ilkbahardır. Yazın ise çok önemli oluyor bizim için kafaya değmeyen maske. Artı atletle kullanıyoruz çoğumuz. Bazı arkadaşlar atletsiz kullanıyor. Bazen atlet çıkarıp şu tişört giyen arkadaşlar da oluyor. Şimdi bu maske hiçbir şekilde kafaya değmiyor. Göbeğe değmiyor. Sırta değmiyor. Yani siz çok terleseniz bile arılar size ulaşabileceği, bu maskenin bindiği omuzlara biniyor. Bununla ilgili ismi neydi parçanın ustam? Vodka. Vodka önerisi geldi. Şimdi vodkalarda önce olmaz dedik. Yani olur ama terleyince su çeker diye düşündük. Bu vodkaların kamufleli olanlarını bulduk. Yani teri emmiyor, suyu emmiyor, izoleli bunlar. O şekilde omuzlara vodka eklendi arkadaşlar. Sağ ve solda. Böylece artık atlet giyseniz bile size arı saldırısı olsa bile iğneler yetişmiyor artık. Çünkü bir tek buraya biniyor. Nedir usta? Şurası, şurası. Dikişli. Vodkayı biraz sonra göstereceğim. Giydikten sonra göstereceğim. Maskemizi giyelim arkadaşlar. Ekstra çok güzel bir özellik eklendi. Özellikle bu mesela bizim birçok aracımızın aralıkta odası yok. Barakası yok. Öyle diyeyim. Aracın içinde larva transferi yapacak. Ya da yağmur yağdı, sürekli arabasının içine girecek. Giremiyordu çünkü öbür maske şuradan telli olduğu için yasladığımızda sıkıntı oluyordu. Hepsini anlatacağım ustam. Bu arada ustamız çok heyecanlı. Hani çok sevdiğiniz bir ürün olur ve tanıtım için
o anı beklersiniz ya. Ustamız onun için çok heyecanlı. Biraz sonra onu kamera karşısına çağıracağım. Evet, maskenizi giyiyoruz. Şimdi bunların farklı farklı renkleri ve farklı farklı şekillerde talebe göre şekilleniyor arkadaşlar. Ağırlığa, kiloya, boya göre zaten daha diğer arkadaşlar biliyor. Bunları hızlı bir şekilde anlatayım. Bunları niye takıyor demiştik. Hani bu şekilde gelmemesi için. Eldiveni giydiğiniz zaman bu şekilde kalıyor. Bakın vodkalar şurada. Şimdi bakın biz bunları sipariş verirken, ustamıza sipariş verirken siz 80 kiloyum deseniz de bu 90 kiloluk olarak üretilecek. Yani bu damatlık gibi böyle direkt böyle yapışıp bu son zamanların modası dar pantolon, dar tişört şeklinde değil. Yani siz direkt kalıp gibi isteseniz de biz üretmeyiz. Çünkü sahada nasıl kullanacağını ve şikayet gelmeyeceği yöntemi biliyoruz. Bu size biraz bol gönderiliyor arkadaşlar. Siz daha sonra daraltmak istiyorsanız daraltırsınız ki gerek yok. Velhasıl bol geliyor. Bol olmasının sebebi içeride bir hava sirkülasyonu oluşması arkadaşlar. Özellikleri sıralayalım. Şimdi en güzel ve en çok sevdiğim özelliği şu taşıyıcıların yenilenmesi. Artık hiçbir şekilde tel yok. Yani siz şu şekilde yapsanız bile maske kendi kendine açılıyor. Mükemmel bir özellik. Yani bu özellik çok, yani bu özelliğini görünce ben çok sevindim. Artı mesela siz diğer maskelerde bakın şunu takmadım ben. Bakın bu bizim için olmazsa olmaz. Neden? Akşam bir defa anlatacağım. Vallahi hepsini seveceğim. Sakin ol. Siz akşamları mesela illaki ortalığı toplarken illaki yani fenere ihtiyacınız olabilir. Akşam beslemesi olsun, akşam bal sahamı olsun. Bu zamanlarda genelde akşamları bal sahamı yapılıyor. Bu şuraya fenerli koymuştuk. Şimdi bunu bu şekilde kullanacağınız zaman bu şekilde kullanırsanız hem daha gevşek olur, hem daha gergin olur, daha iyi olur. Hem de buraya fener taktığım zaman hangi yöne bakarsanız yine görürsünüz. Artı buraya taktığınız zaman şu kafa lambasını içeri takarsanız olmaz, hangi maske olursa olsun içeri taktığınız zaman, ışığı açtığınız zaman hangi maske olursa olsun bu tül ışığı yansımasından dolayı önünüzü kesecektir. En iyisi dışarıdan verilen ışıktır. Hangi tarafa bakarsanız olur. Bunu kullanmayacaksanız çekersiniz. Dinlenirken bakın en güzel özelliği maskeyi açarken şuradan. Bu arada zaten daha önce bahsetmiştim. Bunlar yedek tüllü. Bu maskeler yedek tüllü arkadaşlar. 1.6. Tamam. Yedek tüllü bunlar. Diyelim ki bu yırtıldı. Siz sipariş verirken yedek tülle beraber istiyorsanız bunu anında değiştirip işinize devam edersiniz. Herhangi bir terzinin önünden geçerken terziye verirsiniz. Herhangi bir terzi bunu değiştirebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki dinleneceksiniz. Yani diğer maskelerde şöyle arkadan diğer önceki maskeler gerçekten sağlamdı ama tellerden dolayı şu şekilde olduğu için şu şekilde havada kalıyor. Daha önceki kullanıcılar bilir ama bunda tıpkı kapşon gibi arkaya yatıyor arkadaşlar. İsterseniz üzerine yatın. Hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın esnek. Bak mükemmel bir şey. Eski maskelerde bu tür özellik yok arkadaşlar. Artı şu muydu? Şurada. Artı bakın şu şekilde dinleneceğiniz zaman şunu şu şekilde iki taraftan fermuarı açtığınız zaman şu şekilde arkaya yatıyor biraz arkadaşlar. Daha aç. Biraz daha açalım. Şu şekilde açtığınız zaman bakın şu şekilde kapşon gibi yatıyor. Siz arabaya bu şekilde rahat bir şekilde binebilirsiniz. İsterseniz yerde uzanırsınız. İsterseniz dilensiz. Hiçbir sıkıntı olmadan, tamamen sizi kasmadan. Daha önceki maskeler şöyleydi. Eski model maskeyi getirseydim keşke. Sende mi? Hah, gel. Evet, bende ben. Gel ustam gel. Bu arada heyecanlı ustamızı da görmüş olursunuz. Evet Mehmet usta. Merhabalar. Geldi. Şimdi eski maskede şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şuradan dinleniyorduk. Şuradan. Evet. Çıkaralım şunu. Aman tamam korkma. Bir dakika arılar vuruyor. Ha bir tane iğne ya ne olacak ya? Bak hızlı bir şekilde yapacağım, kapatacağım çünkü arı vuruyor. Bakın bu şekilde duruyor. Bakın bu şekilde durduğun zaman
Mesela arabaya binmek zor, dinlenmekte zorlanıyorsunuz. Niye? Çünkü içindeki teller mukavemetli teller. Tamam, korkma. Tamam mı? Eski maskelerde bakın bu şekilde kapşon gibi olmuyor. Bakın bunda ise bakın kapşon gibi rahat bir şekilde kalabiliyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz. Bu en büyük özelliği. Bunun da sebebini söyleyeyim. İçindeki bakın burada çok mukavemetli genlilikler tellerinden kullanılıyordu. Ama artık bundan kullanılmıyor. Uzun zamandır aradığımız malzemeyi bulduk. Mukavemetli hem esneyen hem sağlam bir plastik parçasını bulduk ve onu ekledik arkadaşlar. Her yerde bulamadık. Uzun zamandan araştırıyorduk. Elde ettikten sonra bu maskeyi ürettik. Ekstra ne gibi özellikler ekledik? Ustam bunu da sen izah et. Başka ne gibi özellikler var? Yok, az sadece. Bir de bu esneyi. Esneklikler. İstediğinde havalandırma, mont tarzı da yapılır. Şu şekilde bunu çek usta. Ben bunu fazla açtım. Bu şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yedek tülden bahsettik, bundan bahsettik. Şimdi bir de geçen şeyden bahsediyordu. Mont tipi. Mont tiplerinden özel istek isteniyorsa onlardan da yapıyor. Şuradan mont var. Şuradan kanguru cep. Kanguru cebi daha önce bahsettik. İçinde bir sürü şey sığması için. Ekstra mesela bigudi oluyor. Özel eşyalarınız oluyor. Burada koyabilirsiniz. Mesela ben burayı yani normalde burada telefonluk yapmış ustamız. Telefonu burada koyup mikrofonu açarak konuşabilirsiniz. Burayı da aynı şekilde mikrofonu koyup telefonu koyup mikrofonu açabilirsiniz arkadaşlar. Bigudi ne bileyim çıkarırken dökülmesini istemediğiniz eşyalar buraya koyup bu şekilde kapatabilirsiniz. Aynı şekilde fermuarlarda iki taraftan o şekilde yapılıyor. Doğru mudur ustam? Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol şeklinde yapılıyor. Daha önceki özelliklerden zaten bahsettik. Burada kalemlik falan var. Evet. Maskeniz bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz zaman Mehmet ustamla diyaloğa geçip peki fiyatları söyleyelim mi? Şu anki bu tarih itibariyle ki fiyatlar yedek tüyüyle görmüş olduğunuz maskenin fiyatı yedek tüyüyle beraber ne kadar? 300. Yedek tüyüyle beraber 300 liraymış. Kamuflaj. Kamuflajlı özellikler var. Kamuflaj ne kadar? 350. 350 neden kamuflaj daha pahalı? Pahalı çünkü. Çünkü malzemesi pahalı. Malzemesi pahalı evet. Evet onun askeri kamuflajlı olduğu için malzemede bayağı siz de biliyorsunuz birçok malzemede zam gelmiş. O kumaşlar, ben kumaşlardan alamadığım için kumaşlar daha pahalıymış. Hem bulunmuyor hem pahalı. Aynen. Başka eklemek istediğimiz bir açıklama var mı? Yok şu anda. Maske bu şekilde arkadaşlar. Niye bu tarihte açıklıyoruz onu da son olarak söyleyeyim. Şimdi arıcılar kışın dinleniyor. İlkbahara ne ihtiyacımız var onun hesabını yaparak, onun üzerinden hesapları yaparak ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çok mu uzun oluyor diyor? 13 dakika. 13 dakika sıkıntı değil. Erkenden tanıtalım dedik. İhtiyacı olan Mehmet Usta'yla diyaloğa geçebilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bereketli, güzel günler sizlerin olsun.